Luffy ve Hasır Şapka korsanlarının serinin sonunda nihai ulaşacağı aranıyor ödülleri ne olacak? Tayfanın her üyesinin seri sonuna kadar ortaya çıkarabileceği maksimum güç ve dünya hükümetine vereceği zararı hesaplamamız gerekiyor. Hasır Şapka korsanlarının her üyesinin ne kadar büyük hayali ve hedef olduğunu biliyoruz. Tayfadakilerin ödüllerinin bu hayaller ve gidişatları ile doğrudan bağlantılı olduğuna hemfikirizdir. Özellikle Usopp ve Franky hakkında ortaya çıkacak çok ciddi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Hasır Şapkaların her üyesinin hayalini gerçekleştirip One Piece hazinesini bulduğunu hayal edin. Seri sonunda ise toplamda hasır şapkaların ödülü çılgın rakamlara ulaşacaktır. Nasıl mı? Öncelikle 20 bin abone hedefimiz için tayfamıza katılıp abone olabilir ve bu tür One Piece teori videolarının devamı için de videomuzu beğenebilirsiniz. Dünya hükümetinin Luffy ve hasır şapkalar için koyacağı son ödüller final savaşının hemen öncesinde olacak ve savaş bittiğinde artık yeni bir ödül koyacak dünya hükümeti de olmayacak. Tayfanın en düşük aranı ödülünden en büyüğüne doğru herkesin aranı ödülüne teorilerle birlikte değineceğiz. Ödüllerle ilgili sayılara geçmeden önce şunu söylemeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz ki yazar Eşiro'da kesinlikle One serisinde sayılar ve harflerle ilgili oyunlar yapmayı bayılıyordu. Tayfanın en düşük ödülüne sahip olan Chopper'ın başına Enio Sobi'den sonra 50 beli koyulmuştu. Dünya hükümeti Chopper'ı hasır şapa korsanlarının evcil hayvanı zannetmişti. Dresser ise ödül 2 katına çıkarak 100 beli oldu. Vanu Akran'daki Onigashima baskınından sonra ise 10 katına çıkarak 1000 beliye ulaştı. Belki ki dünya hükümeti halen Chopper'ın evcil hayvan olduğunu düşünüyor. Tayfanın doktoru olan Chopper'ın eğer tayfada olmasaydı tayfanın yarısı ölmüş olurdu. Aynı zamanda Chopper'ın meyvesinin gücüyle tayfaya kritik noktalarda yardımı oldu. Chopper'ın serinin finalinden önce dünya hükümetinde birileri tarafından ne kadar dahi olduğu kesinlikle ortaya çıkacak. Dünyadaki her hastalığı iyileştirme hayali olan bir doktor var ve dünya hükümeti ve dünya tarafına bu olumlu bir bilgi olarak karşılansa da Chopper bir korsan ve hazır şapka korsanlarının karşılaştığı her yarayı ve hastalığı iyileştirebiliyor. Chopper'ın meyvesinin ismi Hitoitonomi'dir. Hito kelimesi aslında Hitotsu olarak eşleşince bir anlamına gelir. Eçir odanın sayılarla ilgili oyununu göz önüne alırsak yeni ödülünde kesinlikle bir rakamı olacaktır. Son ödülü alan bini 1000 bin ile çarpacak olursak 1 milyon beli yapar. Ama seri sonu için bu çok ufak bir rakamdır. 1 milyon belinin başına kesinlikle 1 milyar gelmeli ve bu sebeple Chopper'ın seri sonu ödülü 1 milyar 100 milyon beli olmuş oluyor. Hasır şapka korsanları Vampis hazinesini bulduğunda Nami'nin rotacılığı sayesinde bunu bulmuş olacaktır. Nami'nin rotacılık becerileri olmasaydı Grand Line da tayfa sürekli kaybolup doğru bir güzergaha gidemeyeceklerdi. Nami'nin güçlerine baktığımız zaman Nami kesinlikle çok dayanıklıdır. One Piece mangasının 865. sayısında Big Mom kralların aksini kullandığı zaman Nami bundan etkilenmemiştir. Nami tüm kek adasında Big Mom'un orta derecede güçlü olan Buruli'yi yenmeyi başarmış ve ultinin kafa vuruşundan sağ çıkmıştır. Big Mom'un bulutu olan Zeus'u aldıktan sonra ise iyice tehditkar bir güce sahip olmuştur. Serideki savaşlarda Nami gizli deniz tarafından çekilen fotoğraflara karşı poz vermeden kendini alamıyordu aslında büyük bir Arani ödülünün pozlarını verdiğini ise farkında değildi. Nami serinin finalinde Zeus ile birlikte hava olaylarında kendini fazlasıyla geliştireceğini göz önüne alırsak tüm havayı kontrol edebilen biri olarak anılmasının yanı sıra tüm dünyanın haritasını çıkaran ve tüm havayı kontrol edebilen biri olarak anılacak. Nami'nin ilk ödülüne bakacak olursak 16 milyon beliydi. Sonra ise 66 milyon beli oldu. En son ise 366 milyon beli sonuçlandı. 6 rakamını eklemekten o da sense e hiç geri durmadı ortada. Bana kalsa Nami'nin finaldeki ödülü 1 milyon 136 milyon beli olacaktır. Usopp'un hayali denizin cesur savaşçısı olmaktı. Usopp Elbaf'a geldiği zaman kesinlikle ciddi bir gelişim gösterecek. Usopp'un biliyorsunuz ki Shanks'ın tayfasından Yasopp'un çocuğuydu. Yasopp'un güçlü bir keskin nişancı olduğunu da biliyoruz. Yasopp'un gücüyle ilgili hiçbir şey göremedik. Fakat One Piece mangasının 79. sayısında Shanks'ın tayfası Kid ile karşılaştıktan sonra Shanks bir panelde Kid'in Vano'dan sonra iyileşecek kadar vakti olup olmadığını soruyor. Yasopp ise epey canlı ve dövüşmeye hazır görünüyor cevabını veriyor. Kızıl saç korsanlarının gemisi ve Kid korsanlarının gemisi birbirini görebileceği mesafede değil. Yasop'un gözlem akisinin ne kadar güçlü olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Aynı zamanda bana kalsa Yasop kesinlikle kralların akisine sahip. Bununla birlikte Elbaf'ta Usopp kralların akisini ortaya çıkaracaktır. Serinin başından beri dünyadaki en güçlü ordunun devler olduğu defalarca anlatıldı. Big Mom Prens Loki ile Kızıl Lolo'yu evlendirmek isteyerek bu orduya sahip olmak istiyordu. One Piece mangasının 744. sayısında Usopp, Sugar'ı yenerek oyuncağa çevrilen herkesi kurtarmıştı. Ve ardından Luffy'nin filosuna ait olan dev savaşçı korsanlarının kaptanı Hyrule tarafından kahraman olarak anıldı. Usopp'un kullandığı kelimeler ise bu bölümde çarptırılarak bir tanrı olarak gösterildi. Ardından kudretli tanrı Usopp olarak anıldı. Elbaf'a gelen Usopp ise Kashi, Dori, Brogi, Oimo ve Hayrudin gibi bağlantılarını kullanarak Usopp'un denizin cesur savaşçısı olarak devlere liderlik etmesi öngörülebilir bir şey. Enies Lobby'de Sogeking lakabıyla 30 milyon beliye, Dressrosa'daki olaylardan sonra 200 milyon beliye, Wano'da Onigashima baskınından sonra ise 500 milyon beliye ulaştı. Serinin finalinde ise Uso 1.5 milyar beliye ulaşacaktır. Tayfanın müzisyeni Brook'un hayalinin Labun'la bir araya gelmek olduğunu biliyoruz. 2 yıllık zaman atlamasından sonra Brook'u konserlerde görmüştük. Dünya hükümeti tarafından ve halk tarafından Brook bir ruh kralı ve rak yıldızı olarak biliniyor. Fakat dünya hükümeti halkı manipüle etme konusunda çok başarılı. Brook'un öldükten sonra canlandığını ise henüz bilmiyorlar. Aynı zamanda Brook meyvesinin gücüyle ruh haline bürünüp tabe çalma ve gizli önemli bilgilere ulaşma konusunda çok başarılı. Bir yandan harika bir kılıç ustası olan Brook bir yandan hem çok dayanıklı hem de çok güçlüdür. Big Mom'un onu yerli bir etmesine karşı tekrar ve tekrar ayağa kalkmıştır. Big Mom güçlü yeteneği olan Prometheus'a karşı Brook çizik bile atmayı başarmıştır. Meyvesinin gücünü bile henüz uyandırmadı. Finalde meyvesinin gücünü uyandıran Brook ne kadar güçlü olduğunu ve ölümden geri döndüğünü ortaya çıkartacaktır. Rumbar korsanlarındayken ödülü 33 milyon beli olan Brook Dresser olsa da 83 milyon beliye ulaşmıştır. Onigashima baskından sonra ise 383 milyon beliye ulaşmıştır. Fakat dünya kümeti tarafından ne kadar güçlü olduğu da tam olarak bilinmemektedir. Dünya hükümeti onun gücünü ve önemli bilgileri kolayca alabilmesinin bilgisini aldıktan sonra kesinlikle onu büyük bir tehdit olarak görecektir. Meyvesinin ismi ise Yomi Yomi Nomi ve Yomi sayıları Japonca'da 4 ile 3 rakamlarını temsil ediyor. Brook'un finaldeki ödülü ise seri sonunda 1 milyar 430 milyon beliye ulaşacaktır. Hasır şakva korsanlarının gemi barangozu olan Frank'in hayali dünyanın en güçlü gemisini yapmak ve bu gemiyle dünyayı dolaşmaktı. Roger korsanlarının gemisi olan Oro Jackson'ın Tom'un yanında çıraktı. Frank en o bir de antik silah Plüton'un planlarına sahipti ve sonra bunu yaktı. 2 yıllık zaman atlamasından sonra Vegapunk'tan geriye kalan bilgilerle kendini Cyborg'a dönüştürdü. Kendine füzeler ve ışın atma özellikleri ekledi. Sanigo'yu sürekli güçlendirdi ve kendine yeni mekalar yarattı. Bu yarattığı makinalar ve icatlar o kadar güçlüydü ki Big Mom'un suratından motorla geçti. Sani o kadar tehdit olarak görülüyordu ki Vano'dan sonra Dünya Hükümeti tarafından Frank'in aranıyor posterine direkt olarak Sani çizilmişti. Frank'in bunu görünce şaka mı bu? Posterde ben yokum bile cevabını vermişti. Enies Lobby'de sırf Tom Roger'ın gemisini yaptı ve Oro Jackson'ın bulunduğu tersaneye sahip oldu diye ona ne kadar baskı yaptıklarını ve öldürdüklerini biliyoruz. Aynı zamanda manga'da Franky direkt olarak Vegapunk'ın teknolojisiyle karşılaştı ve Vegapunk'tan aldığı bilgilerle hem Sunny'i geliştirecek hem de yeni makineler üretmesi olası. Bana kalsa ise seride bir yerde dünya hükümetine karşı bir antik silah veya çok önemli bir kitle imha silahı kullanılacak ve bunu da kullanan Franky olacaktır. Dünya hükümetinin Franky Frankie'nin Luffy'nin yani gelecekteki korsanlar kralının gemisini yaptığını öğrendiklerinde ve kullandığı kitli imha silahını gördüklerinde büyük bir ödül koyacakları ortada. Franky'nin Enies Lobby'den sonra aldığı ödülü 44 milyon birliydi. Dressrosa'dan sonra 94 milyon. Onigashima baskınından sonra ise 394 milyon belli ödüle sahip oldu. 9 ve 4 rakamları ise bence dikkat çekici. Franky'nin ödüne spesifik olarak bir değer veremesek de 1 milyar 894 milyon beliye ulaşacaktır. Güneş korsanlarının eski üyesi ve eski Shibuka'yı olan Jinbei'nin hayali Fisher Taygın'ın arzusunu yerine getirmekti. İnsanlarla balık adamların bir arada yaşadığı ve eşit olduğu bir dünya yaratmaktı. Jinbei hasır şapka korsanlarına dümenci olarak katıldı ve gemiye yön veriyor. Jinbei'nin balık adam kalitesi ve Akisi'nin gücünün yanı sıra seri sonunda tüm balık adamları bir araya getirmesi ve deniz canavarlarına da katarak dünya hükümetine saldırması olası bir gerçek. Jinbei deniz saldırılarıyla çok güçlü olmasının yanı sıra okyanusta da çok daha fazla güçlü. Bu da şeytan meyveleri kullanıcılarına karşı büyük bir avantaj sağlıyor ki serideki güçlü karakterlerin çoğunda zaten şeytan meyvesi var. Biliyorsunuz ki Fisher Tiger öldükten sonra güneş korsanlarının kaptanı olmuştu Jim Bey. Gücünün yanı sıra yıllardır biriktirdiği liderliği, tecrübesi ve strateji uzmanlığı da ortada. Luffy'nin olmadığı durumlarda tayfanın konumlanması ve plan üretme konusunda en olgun kişi Jim Bey'dir. Jim Jinbei hayali ve fikirleri dünya hükümeti ve kutsal ejderler tarafından büyük bir tehdit. Hali hazırda kutsal ejderler balık adamları aşağılık bir ırk olarak görüyor. Jim ise dünya hükümetinin ve tüm bu sistemin büyük bir karşıtı. Serinin sonlarına doğru Korsan kralının tayfasının en büyük dördüncü gücü olarak gözükecek olan Jinbei fikirleriyle birlikte büyük bir tehdit olarak algılanacak. Serinin başından beri büyük bir sahip olan Jinbei'nin ilk ödülü 76 milyon beli sonra 250 milyon ve 438 milyon beli olmuştu. Wano'daki Onigashima baskından sonra ise 1 milyar 100 milyon beliye ulaştı. Serinin sonunda Jinbei'nin ödülün 2 milyar 900 beliye ulaşacaktır. Şeytanın çocuğu ve devrimin ışığı lakaplarıyla bilinen Nico Robin belki de dünyanın en çok tehdit olarak görülen kişisi olabilir. Dünya kümesinin tüm sırlarını ve Vampis hazinesine ulaşmanın kilit noktası olan kitabeleri okuyabilen tek kişi Robin'dir. Robin'in hayali dünyanın gerçek tarihini ortaya çıkarmak ve kayıp yüzyılı bulmaktır. Robin'in 2 yıllık zaman atlaması sonrasında devrimcilerle olan ilişkisi ortada. Kayıp yüzyıl ve dünyanın gerçek tarihi öğrenildiğinde ise dünyadaki tüm insanlar ayaklanacak ve büyük bir devrim patlak verecektir. Ve bunların tüm sorumlusu Robin olarak görülecektir. Robin'in Ohara'da yaşadıklarından sonra şeytanın çocuğu olarak buralara gelmesi Enies Lobby'de dünyaya savaş açmaları onu ciddi bir tehlike yapıyor. Robin aynı zamanda Hana Hananomi ve Sahiptir. Meyvenin ulaştığı noktalar ve saldırılarının aşırı kullanışlı olmasının yanı sıra inanılmaz güçlüdür. Bano sırasında Black Maria'ya karşı kullandığı Demonio Fleur'u şeytanı çiçek açan formu ise çok karanlıktır. Black Maria gibi 500 milyon bel ödüle sahip olan birini bu güçle alt etmiştir. Serinin sonlarına doğru Robin'in dünya hükümetinden birileriyle ciddi bir dövüş yapacağına eminim ve bu sırada kesinlikle Meyvesinde uyandıracaktır. Aynı zamanda Serinin finalinde tüm tarihi ortaya çıkardığında devrim ordusunun ve dünya hükümetinin önemli bir sorumluluğu alacaktır. Dünya hükümeti tarafından hali hazırda tehdit olan ve devrimcilerle birlikte dünya hükümetinin en büyük tehdit olacak olan Robin'in ödülü çılgın seviyelerde olacaktır. İlk olarak 79, sonra 130 ve Onigashima aşama baskınından sonra 930 milyon beliye ulaşan Robin'in ödülü 2 milyar 850 milyon beliye ulaşacaktır. Hayali ol buluyu bulmak olan Sanji, hasır şapka tayfasının en güçlü 3. kişisidir. Von Ark'ında Kaido'nun en güçlü üçüncü adamı olan Queen'i inebilmiş ve ardından serideki en farklı süper genetiğe sahip olan Cerma güçlerini uyandırmıştır. Çok hızlı iyileşmesiyle birlikte vücuda aşırı güçlenmiştir. Sanji seride neredeyse çok az bulunan ayak saldırılarını çok üst seviyeye çıkarmıştır. Gücünün ve saldırılarının yanı sıra Cerma güçlerinin içerisinde büyük bir güç uyandırdığı ortada. Hatta bu güç kaşlarının kıpırma olması ile birlikte şeytan mevlerinin gizeminde yatan güçle eş olabilme özelliği taşıyor. Cerma güçlerinin sınırlarını ise henüz yeni görmeye başladık. Tüm bunların yanı sıra Sanji strateji ve gizlilik ustasıdır. Sanji o kadar zekidir ki bir casus olarak zekasını kullanıp çoğu zaman hayvanın önemli sorunlarını çözmüştür. Alabasta'da Mr. Prince lakabıyla Krokodile'in büyük planlarını bozmuştur. Ve seri sonunda kesinlikle Mr. Prince dünya hükümetinin planlarına karşı büyük bir koz olarak ortada olacaktır. Dövüşlerde ve savaşlarda çok önemli zamanlarda en önemli yerlerde bulunup hızlıca plan üretebiliyor. Ulaştığı gözlem ve silahlanma seviyesi ise muazzam noktada. Seride ödülünde ölü değil de diri olarak aranılan tek kişi Sanji'ydi. Dünya hükümetinin oluşturduğu 40 krallıktan biri olan Cerma kralının bir prensi olarak hala hazırda dünya hükümeti tarafından biliniyordu. Son savaşta krallığını ve ailesini de arkasına alacak olan Sanji, Cerma 66'nın klon ordusuyla birlikte dünya hükümetine karşı savaşacaktır. Kesinlikle Luffy ile Zoro ile birlikte dünya hükümetinin en güçlü üçüncü kişisine karşı dövüşecektir. Ve korsanlar kralının iki kanatlarından biri olarak anılacaktır. Sanji ilk olarak 77 milyon beliye, sonra 177, 330 milyon beliye, ardından ise Wano'daki baskından sonra 1 milyar 32 milyon beliye ulaşmıştır. Sanji'nin ismindeki San Japonca'da üç anlamına geliyor ve tayfadaki en güçlü 3. kişi Sancidir. Serinin finalinde ise Sanji'nin ödülü 3 milyar 990 milyon beliye ulaşacaktır. Seri sonunda Korsan Kralı'nın sağ kor olarak görülecek ve dünyanın en güçlü ikinci adamı olarak anılacak olan Zoro aynı zamanda hayal olan dünyanın en güçlü kılıç ustası ünvanına sahip olacaktır. Kralların akisinin olmasının yanı sıra Ruyman'ın soyundan gelmesinin ortaya çıkması ise Zoro'nun ödülü için sadece bir madde olacaktır. Miyav kendikten sonra Zoro'nun muazzam kılıç ustalığı ve gücüne dair hiçbir şüphe kalmayacaktır. Dünya hükümetinin en güçlü ikinci kişisi ve belki de İmsam'ın ikinci adamına karşı Zoro kılıcını en üst noktalara taşıyacaktır. Zoro'nun seri başında 60 milyon, sonra 120 milyon, 320 milyon ve Wano da King'i yenmesinden ve Kaido'ya olan muazzam dövüşünden sonra ise ödülü 1 milyar 111 milyon beliye ulaşmıştır. Dünyanın en güçlü kılıç ustası olan Mihawk'ın ödülü 3 milyar 590 milyon beliydi. Ödül konusunda Sanji'nin ve Zoro'nun ödülleri seri boyunca vazgeçilmez bir yarış içerisinde. Serinin sonunda son bir defa ödül konusunda Zoro-Sanji kavgası göreceğiz. Hem Mihawk'ı hem de Sanji'nin ödül ödülünü geçecek olan Zoro'nun ödülü ise Sanji'den sadece 10 milyon beli fazla olup 4 milyar beliye ulaşacaktır. Sonunda Korsanlar Kralı olarak anılan Monkey D. Luffy'nin seri boyunca yaptıkları Enies Lobby, Impel Down, Marineford, Dressrosa, Wano ve Gorosiyelere karşı savaşları ortada. Tüm bunların yanı sıra tayfası ve filosunun gücüyle ünü ve en büyük oluşumu yaratmasındaki güç tamamen Luffy'ye ait. Seride en çok aranan meyve olan Hito Mi Nika meyvesine sahip olmasının yanı sıra dünya hükümetine, İmu'ya, Gorosiyelere ve kutsal ejderlere karşı en büyük güç olarak karşılarında duracaktır ve dünyanın en güçlü adamı olarak anılacaktır. Dünya hükümetinin ve kutsal ejderlerin yok olmasına karşı en büyük tehdit Luffy olacaktır. Kurtuluş savaşçısının olmasının yanı sıra güneş tanrısı olarak anılacak olan Joy Boy Luffy dünyadaki tüm parçaların birleşmesine ve büyük One Piece projesi için başı çeken kaptan olacaktır. Luffy'nin ödülü 30, 100, 300, 400, 500, 1,5 milyar beli ve Vano'daki Kaido ile olan dövüşünden sonra Yonko olarak anılarak 3 milyar beliye ulaşmıştı. Korsanlar Kralı olan Goldie Roger'ın ödülü ise 5 milyar 500 milyon beliydi. Dünya hükümeti tarafından en çok aranan kişi olan Dragon ödülü ise henüz bilinmiyor. Bana kalsa Dragon ödülü Roger'dan fazla ve Luffy hem Dragon'u hem de Roger'ı geçerek ödül konusunda tarihe geçecektir. Çünkü o tarihi değiştiren kişi. Luffy'nin meyvesini Gomu 5 ile 6 sayılarını temsil etmekteydi. Ama artık biliyoruz ki Luffy'nin meyvesinin gerçek ismi Hitoitonomi Nika. Fakat lastik özelliğini hiçbir zaman kaybetmedi. Luffy'nin ödülünü duymaya hazır mısınız? Kesinlikle seri sonunda Luffy 10 milyar beli sınırını aşacak ve 10 milyar 560 milyon beli ödüle sahip olacaktır. Peki sizin tayfa için seri sonundaki düşündüğünüz ödülleri neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki One Piece videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>